Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Hakan Çelik ile hafta sonu programında savunma sanayi projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. İstif sınıfı fırkateynler için yerli hava savunma füzelerinin kullanımı üzerine İsmail Demir, "Milgemlerimiz sınıf atlayarak devreye girecekler. Roketsan üretimi hava savunma sistemlerini İ sınıfı fırkateynlerimize yerleştireceğiz." ifadelerinde bulundu. İstif sınıfı fırkateynlerde Roketsan Midles dikey atım sistemi ve Hisar füzelerine ek olarak Gökdeniz 35 mm YSS'nin hava savunma harbi için ana silahlar olarak kullanılması planlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ve Milli Savunma Bakanlığı Midles'in ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini 3 Aralık 2022'de duyurmuştu. Midles'in ilk testinde Hisar RF füzesi başarıyla ateşlendi. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği güverte altı dikey atım lançer sistemi Midles, 2023'te ilk kez İstanbul Fırkateyni'ne entegre edilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Böylece Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi dikey AITM sistemi ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak. İsmail Demir programda TCG Anadolu'nun teslim edildiğini ve personel eğitimleri devam eden geminin hizmete hazır durumda olduğunu açıkladı. TCG Anadolu'nun SİHA kapasitesine değinen Demir şu ifadelerde bulundu: "SİHA kapasitesi yapacağınız konfigürasyona bağlı. Gemi mevcut konfigürasyonuyla 30 İHA taşıyabilmekte. Farklı tasarımlar çalışıldığında 70 hatta 100 adete kadar taşıyabilecek. İçinde havuz olursa sayı düşüyor, olmazsa artıyor. TCG Anadolu'da iki kattan ve pistten oluşan bir depolama alanı bulunuyor. Geminin giriş katı amfibi harekat için kullanılacak olan tank, TTZA, Zaha gibi çeşitli kara araçları ve bu araçları taşıyacak çıkarma botları için ayrılmıştır. Bir üst kat ise hava araçları için ayrılmış hangar kısmıdır. Bu üç alan görev konseptine göre esnek bir şekilde kullanılabilir. Tüm katlara hava araçları da konulabilir, hangar kısmı ve giriş kata kara araçları da konulabilir ya da insani yardım kapsamında tüm bu katlara konteyner konulabilir. Bu anlamda gemi esnek bir kullanıma sahiptir."